Merhabalar, Otomotiv'e hoş geldiniz. Bugün mekanik saatlerin çalışma prensiplerinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Geçen hafta sizlere çark sistemini anlatmıştım. Ondan önceki bölümde ise mekanik saatler nasıl çalışır genel olarak anlatmıştım. Bu bölümü daha iyi anlayabilmek için o bölümü kesinlikle izlemenizi öneririm. Onun linkini hemen köşeye koyuyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda son 2 bölümün linkini açıklamalara koyuyorum. Bu bölümün belli bir yerinde bir vintage saat göstereceğim. O saati önümüzdeki hafta 23 Temmuz'da saat 18 civarında bir çekiliş yapılacak ve onu sizlerden birine hediye edeceğim. Şimdi bu çekilişe katılabilmek için ilk olarak kanalın abonesi olmanız şart. İkinci olarak bu videonun yorum bölümüne bir yorum yazmanız gerekiyor. Yorumumuzda hashtag saatin markası, saatini istiyorum. Örneğin saat Seiko ise hashtag Seiko saatini istiyorum yazmanız yeterli. Daha sonra 22 Temmuz'da listeyi web sayfasından yayınlayacağım. Web sayfasının linkini bu bölümün açıklamalarında veya kanalın hakkında bölümünde bulabilirsiniz. Web sayfasında listeyi görebileceksiniz 22 Temmuz'da ve 23 Temmuz'da kimin kazandığını yine otomatik olarak sistem belirliyor, size gösterecek. Evet, balans sistemi. Çark sisteminden söz etmiştim ve çark sisteminin en ucunda kaçış çarkı olduğunu söylemiştim geçen hafta. Kaçış çarkı maşa dediğimiz bir parçaya bağlıydı. Maşa çatal bir şeklinde bir parça, iki ucu var. Diğer bölümü ise bir sap. Sap ve iki uç. Şimdi o sap kısmında çok ufak çatal şeklinde bir parça daha var. O ise balansın altındaki bir çıkıntıya bağlı. Yani şu şekilde düşünün. Ve balansın hareketiyle, sağa sola dönmesiyle bu uçtaki, yani sapının ucundaki o çatal çıkıntıya takılarak bir sağa bir sola böyle hareket ettirilir. Şimdi bu hareket ile maşanın uçları da hareket eder. Dolayısıyla maşanın uçlarının kaçış çarkına bağlı olduğunu daha önce söylemiştim. Bu maşanın uçlarından biri her zaman kaçış çarkının bir dişlisine bağlıdır. Balansın hareketiyle maşa hareket eder ve kaçış çarkı bu dişlilerden birinden, maşanın uçlarından birinden kurtulur. Kurtulan bu dişli hareket eder. Yani kaçış çarkı bir adım hareket eder. Ancak ikinci adım hareket etmesine fırsat vermeyen maşanın diğer ucu gelir, diğer dişliye takılır, sonraki dişliye. Yani maşanın hareketiyle her zaman bir dişli hareket eder kaçış çarkı. Dolayısıyla burada adım adım saatin mekanizmasının hareket etmesi sağlanır. İşte bu yüzden biz buraya balans sistemi diyoruz. Şimdi balans sisteminin en ucunda balans bulunuyor. Yani saatin hareketini düzenleyen parça aslında balans. Saatin kalbi diyebileceğimiz bir parça. Şimdi balans, dediğim gibi, alt kısmında bulunan bir çıkıntı sayesinde işte maşanın kolunu hareket ettiriyor böyle. Sağa sola tokatlayarak sürekli sağ sol yapmasını sağlıyor. Peki balansın sağa sola hareketini sağlayan şey nedir? Balans dediğimiz şey ortada bir direk, direğin üstünde bir çember, çemberin altında ise bir yaydan oluşan bir parça. Şimdi bu yay açılıp kapanması sırasında balansın sağa sola dönmesini sağlıyor. Dönen bu balans işte direğin alt kısmında maşanın koluna bağlı olan o çıkıntıyı hareket ettiriyor sağa sola ve maşa sağa sola hareket ediyor. Dolayısıyla saatin hareketi dengelenmiş oluyor. Şimdi buraya kadar her şey normal. Balansın ne işe yaradığını biliyoruz ve hareketin nasıl dengelendiğini biliyoruz. Bundan sonraki kısım, yani balansın kendisi burada tanıyacağımız kısım. Balans, dediğim gibi, işte altında bir yay, üstünde bir çember, ortada bir direkten oluşan bir parça. Ancak hepsi bu kadar mı? Değil tabii ki. Çünkü önemli bir parça olduğu kadar çok hassas bir parça. Hem üzerindeki o yay sayesinde hem de bağlı olduğu, yani saatin mekanizmasının üstten ve alttan bağlı olduğu noktalar sebebiyle. Çünkü bu üç kısım saatin zamanının hassasiyetini belirleyen en önemli noktalar diyebileceğimiz yerler. Neden? Nedeni şu şekilde açıklayayım. Birincisi, yay çok hassas bir parça. Yayda oluşabilecek bir problem saatin zamanının kaymasına, zaman sapmalarına sebep olur. İkincisi, işte o uçlar. Şimdi o uçlar saatin mekanizmasının içine yerleştirilmiş taşlara bağlıdır. Üstten ve alttan.
Bu taşlar neden taş kullanılıyor? Onu daha önce açıklamıştım, tekrar söyleyeyim. Bu taşlar sayesinde metal parçaların birbirine değmesi, dolayısıyla hem sıcaktan soğuktan hem manyetizmadan daha az etkilenmeleri, hem de saatin hareketinin, mekanizmanın hareketinin daha hassas, daha az sürtünmeyle gerçekleşmesi amaçlanarak yapılmış parçalar. Dolayısıyla saatin balansının alt ve üst kısmında taşların kullanılmasının sebebi, sürtünmenin en aza indirilip saatin en hassas şekilde zaman hareketinin sağlanması. Yani daha iyi zaman tutulması için biz sürtünmeyi nasıl olur da en aza indirir ve saatin dış etkenlerden etkilenmesini minimum seviyeye çekeriz endişesiyle işte bu taşlar kullanılmıştır. Dediğim gibi yayda oluşabilecek problemler, aynı zamanda bu noktalarda oluşabilecek problemler de saatin zaman tutmasının sapmasına sebep olabilir. Bunlar neler olabilir? Örneğin saatin yayı manyetik alandan etkilenebilir. Manyetizmadan etkilenebilecek bir parça, çünkü metal. Hem ince, hassas bir parça olmasıyla daha kolay etkilenebilecek bir yapısı var, hem de tabii ki sürekli hareket eden bir parça olduğu için bu hareketin en maksimum düzeyde düzenli bir şekilde olması gerekiyor. Yani bir dış etkenin buraya müdahale etmemesi gerekiyor. Ya da oluşabilecek dış etkenlerin minimum seviyeye çekilmesi gerekiyor. Burada oluşabilecek başka bir problem ise bakımdan kaynaklı problemler. Örneğin işte bakım sırasında biraz aşılı yağlandı. Bu parça yağdan çok fazla etkilenebilecek bir parça. Şimdi çok hafif, harekete hassas bir parça, oraya bir yağ girdiği zaman işte kollar birbirine gelip yapışabilir. Saatin işte o çember, dediğim gibi balansının üstündeki çembere gelip yapışabilir. Ve burada bir problem, hareketinde bir problem oluşabilir. Yani bunlar, bütün bu sebepler saatin balansının hassasiyetinin sebep olduğu şeyler aslında. Ancak hassas olmasının sebebi de tabii ki zamanın daha hassas bir şekilde düzenlenmesi. Bu üst ve alt kısım dediğim yerlerde ise sürtünmeden kaynaklı problemler oluşabilir. İşte saatiniz düşebilir, eskiyebilir, işte yıllarca kullanımdan sonra o taşlarda hasarlar oluşabilir ve dolayısıyla sürtünme daha yüksek seviyelere gelip işte bu hareketin düzensizleşmesi ile sonuçlanabilir. Bu durumda tabii ki sonuç olarak siz saatinizde sapma yaşayacaksınız zamanda. Bu tarz problemler oluştuğunda tabii ki saatin mutlaka bakıma gitmesi gerekiyor. Daha ufak problemlerde, örneğin saatiniz sürekli 5 saniye günlük zaman kaybı yaşıyor. Şimdi 5 saniye aslında yani kabul edilebilir bir aralıkta. Eğer 40 saniye, atıyorum 1 dakika problem yaşıyorsanız, bu durumda bunu balansıyla ayarlayabilirsiniz. Balansın üzerinde bir kol vardır. Bunu sağa sola çevirerek eksi ve artı yazar, hızlandırabilir ya da yavaşlatabilirsiniz. Dolayısıyla saatinizin geri kalması ve veya ileri gitmesine bağlı olarak işte o parçayı hareket ettirerek bu zamanı minimum ya da optimum düzeye çekebilirsiniz. Bu durumda tabii ki sorun büyük ihtimalle giderilebilecek bir şey. Ancak eğer ki 15 dakika, yarım saat, bir saat falan kayıp yaşıyorsanız, siz o parçayı kullanarak bu zaman kaybını gideremezsiniz. Orada daha ciddi bir problem olduğuna işarettir bu. Şimdi bu zaman kayıplarının sebebi balans olabileceği gibi aynı zamanda çark sistemi de olabilir ya da zemberek de olabilir. Yani orada da bir bakıma muhtaç bir parça ya da saatin genel olarak bir bakıma ihtiyacı olabilir. Ancak zaman kayıplarının büyük bir bölümünün temelinde balans yatar. Dolayısıyla böyle bir kayıp yaşadığınızda veya saati bakıma koyduğunuzda, bakımını yaptığınız halde eğer yine kayıp yaşıyorsanız böyle ciddi boyutlarda, balansla ilgili ciddi bir problem vardır. Ya yayla ilgili bir problem vardır ya da balansın bağlı olduğu o uçlarla ilgili problem vardır. Yani bunun daha hassas bir şekilde ele alınıp daha dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Şimdi burada tabii ki biraz daha fazla deneyim gerekiyor. Yani saatin içini açıp hadi ben balanstan başlayayım, şu parçayı düzelteyim, burada 5 dakika zaman kaybı yaşıyorum, onu düzelteyim diyemezsiniz.
Çünkü bunun için ciddi bir şekilde bir deneyim sahibi olmanız gerekiyor. Yani bu tarz problemlerde saatinizi kendiniz tamir etmeye kalkıyorsanız bence buna girişmeyin. Bu tarz problemlerde saatinizi bilen birine göstermeniz daha iyi. Eğer bu konuda kendinizi geliştirir ve daha iyi bir noktaya gelirseniz, işte yeteri kadar deneyim sahibi olursanız, tabii ki balansla ilgili problemleri de kendiniz giderebilirsiniz eğer ciddi bir problemi varsa. Evet, balansla ilgili başka ne tarz problemler oluşabilir? Daha önce söylemiştim, balans manyetik alandan etkilenen bir parça, aynı zamanda yer çekiminden etkilenen bir parça. Çünkü bu çevirmelerde yana, işte altına, üstüne falan baskı uyguladığı nokta sürekli değişiyor. Düşünün ki düz bir şekilde tutuyorsunuz, aşağıya doğru baskı uyguluyor. O alttaki noktanın, bağlı olduğu noktanın hassasiyeti çok önemli. Sürtünmenin en az seviyede olması ve orada bir problemin olmaması da çok önemli. Çevirdiğiniz zaman bu sefer tam ters tarafa baskı uygulayacak. Şimdi bu iki taraftan birinde problem varsa, düşünün ki alt tarafta yok problem ve gayet iyi çalışıyor. Ancak üst tarafta bir problem var. Saatinizi ters çevirdiğiniz anda orada oluşan problemden ötürü saat ters çevrildiğinde daha fazla zaman kaybı yaşarsınız. Arada çok büyük bir fark var. İşte bu farkın sebebi muhtemelen o ters tarafa çevirdiğinizde birleştiği noktadaki problemlerden birinden kaynaklanıyor. Oranın tabii ki açılıp bakım yapılıp temizlenmesi gerekiyor. Belki oradaki bağlantılı olan taşlardan birinde bir hasar oluşmuştur. Ki bu oluşabilecek hasarlardan biri. Saatiniz sadece işte şu şekilde tutarken zamanı tutuyor, işte problemi yok diye düşünemezsiniz. Çünkü saati gün içerisinde çoğu zaman işte ters çeviriyorsunuz ya da yan çeviriyorsunuz. Ve bu her dört tarafta da saatin birbirine uyumlu şekilde hassas çalışması gerekiyor. Yani tutarlı bir çalışması olması gerekiyor. Dolayısıyla saatinizin bakımının yapılmış olması gerekiyor tutarlı çalışabilmesi için. Bunu aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayın. Hiçbir zaman bir saat %100, mekanik bir saat %100 zaman tutmaz. Yani saatin gün içerisinde sıfır gösteriyor, sürekli zamanı tam olarak gösteriyor diye bir şey duyamazsınız herhalde. Çünkü mekanik bir yapıya sahip, çevresel etkilerden çok kolay bir şekilde etkilenen bir mekanizma, sistem. Ve bu sistem gün içerisinde ister istemez işte sıcaktan, soğuktan, işte hareketinizden kaynaklı kayıplara sebep olacaktır. İşte bu kayıplar size 1 saniye, 2 saniye, 5 saniye olarak geri döner. Ancak %100 ve saat hiçbir şekilde zaman kaybı yaşatmıyor demek doğru değil tabii ki. Mekanik saatlerde bu değişebilir. İşte bu tabii ki saatin durumu ile ilgili, işte çevresel faktörlerle de ilgili, balans sistemimizin yapısı bu. Şimdi kısaca ben size o sözünü ettiğim saati göstereyim. Bu saati geçen haftalardan birinde takmıştım ve hatta bununla ilgili sorular da gelmişti. Saatin markası ne diye. Saat Adora. Eğer ki çekilişe katılmak istiyorsanız hashtag Adora saatini istiyorum yazmanız gerekiyor. Ve dediğim gibi 23 Temmuz'da bu saatin çekilişi yapılarak aranızdan birine verilecek. Kurmalı bir saat, mekanik kurmalı bir saat bu. Ve vintage bir saat. Yaklaşık olarak 50 yıllık bir saat olduğunu söyleyebilirim. Yanlış hatırlamıyorsam 50 yıllık bir saat. Evet. Balanstan söz ettik. Daha önceki haftalarda çark sistemi ve genel olarak çalışma prensibini anlatmıştım. Yavaş yavaş detaylandırıyorum. Önümüzdeki hafta kurma kolunu detaylı bir şekilde göreceğiz. Saat nasıl kurulur? İşte tarih nasıl kuruluyor? Kurma nasıl yapılıyor? Saatin manuel kurması ve kurma kolunu çevirerek biz nasıl işte saatin mekanizmasında değişiklik yapıyoruz da bu ayarlamalar yapılabiliyor. Bunların hepsinin arasındaki ilişkiyi göreceğiz. Bu bölümün konusu balanstı ve balansı bitirdik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.